Medeniyet ekranlarından mutlu günler. Gündeme yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Kayseri'de kooperatif mağduru üye ve aileleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına açıklama yapan Gökçe Uysal, kentte şu anda 4500 kişinin mahkemede olduğunu, 1500 kişinin ise mahkemeye başvurma aşamasında olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında mağdurlar adına açıklama yapan Gökçe Uysal, kooperatif yasasının değişmesi gerektiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uysal açıklamasında 1163 sayılı kooperatif yasasının değişmesi gerekiyor. Yasa değişmezse şu anda Kayseri'de 4500 kişi mahkemedeyiz. 1500 kişi arkamızdan geliyor dedi. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip arkadaşlar Erdoğan. Bizler yaklaşık 10 yıl önce evlerini almış, kesin maliyetlerini ödemiş ve bunları ödeyebilmek için de eşten dosttan para bulmuş, ziynetlerini bozdurmuş, bankalardan kredi kullanmış ve bu kooperatiflerin mağdur ettiği insanlarız. Oysa bunlar bizden paraları alırken dediler ki ev almayan üyelere ev yapacağız dediler. O yüzden bizden bu paraları istemişlerdi. Oysa ki 2010 ile 2013 yılları arasında bizden istenen bu paraları biz ödememize rağmen ne olmuştu da bütün kooperatiflerin dimağına durma mı gelmişti de hepsinin şu anda 20 kooperatif hesaplarının yanlış yapıldığı söyleniyor. Son 2-3 yıldır kooperatif yönetimleri yasalardaki boşlukları ve belirsizlikleri kullanarak bazı ana sözleşme maddelerinde değişiklikler yaparak geçmiş tarihte hesaplanan hesapların yanlış olduğunu, şerefiye paylarının yanlış olduğunu ve buna benzer şeyleri bahane ederek insanlara mahkeme yolunu tutturmuşlardır. Şu anda 80 bin lira ile 300 bin lira arasındaki rakamlardan bizlerden tekrar para istemektedirler. Kayseri'de birçok konut yapı kooperatifi, kötü niyetli yöneticiler, avukatlar, bilirkişiler bir arada çete oluşturup yasalardaki boşluklardan faydalanarak insanların sırtından nem alanmaya çalışmaktadırlar. Bazılarımız şu karda kışta evinden tahliye edildi. Bazılarımız hala icra ve haciz süreçleriyle uğraşıyor. Oysa kooperatifçilik ne demekti? Dar gelirli insanların bir araya gelerek imece usulü olarak birbirlerine ev sahibi yapmaları demekti. Peki biz neyle karşılaştık? Bir hüsranla. Kooperatifler saadet zinciri oluşturmaya başladı maalesef ki. Sınırlı sorumlu yapı kooperatiflerinin bizim sevdamız insana, bizim sevdamız şehrimize, bizim sevdamız yaratılmışların en şereflisi olan insan odaklı hizmet sevdası olacaktır. Bizim sevdamız insana, bizim sevdamız şehrimize, bizim sevdamız yaratılmışların en şereflisi olan insan odaklı hizmet sevdası olacaktır. Ve bizleri bu çıkmazdan ve çetelerden kurtarmasını arzu ediyoruz. Bu bizim son ve tek umudumuz. En nihayetinde bu kooperatif meselesi ülke meselesidir. Sesimizin duyulup mağduriyetlerimizin giderilinceye kadar mücadeleyi bırakmayacağımızı burada bir kere daha belirtmek istiyoruz. Her lokması helal yollardan kazanılmış aile rızkımızı bu çetelere yedirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Haklıyız ve önünde sonunda hakkımızı çetelerin elinden alarak inşallah kazanacağız. Tüm kamuoyunu bilgilendirir, saygılar sunarız. Hepimiz mağduruz, hepimiz üyeyiz. AK Parti
Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki, temel gıda ürünlerindeki KDV indirimiyle ilgili açıklama yaparak vatandaşımızı enflasyona ezdirmiyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerine uygulanan %8 KDV oranı %1'e indirildi. Enflasyona karşı önemli bir mücadele gösteriyor. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmiyoruz. Hayırlı olsun. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, yeni ekonomi programının ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağına inandıklarını söyledi. 2022 yatırım yılı ilan ettiklerini vurgulayan Akmermer, iş insanlarından da bu yönde adımlar beklediklerini dile getirdi. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müsait yönetici ve üyelerinin de katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yeni ekonomi destek paketinin ayrıntılarını paylaştı. İstanbul'da yapılan toplantıyı ve yeni ekonomi modelini değerlendiren Müsait Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, açıklanan yeni destekler ve ortaya konan çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Programdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memnun kaldığını belirten Akmermer, yeni alınan kararların ve atılan adımların ülke ekonomisine katkı sunacağını düşündüğünü dile getirdi. Akmermer, yüksek enflasyona yönelik tutumumuzu dile getirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde kararlar ile temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin fiyatları %7 oranında etki edeceğini düşünüyoruz. Üreticilerimiz de bu çalışmaların ve alınan kararların karşılığını vereceğine inanıyoruz. Aynı zamanda 60 milyar liralık kredi garanti fonu destekleri de istihdam, üretim ve yatırım noktasında girişimcilerimize ve sanayicilerimize olumlu yansıyacak diye konuştu. Yaşlı kadının içerisinde 720 TL bulunan çantasını kapkaç yaparak kaçan şahıs, yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amiri ekiplerince kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarınca da kaydedilen olay anında yaşlı kadının şüpheliyi bir süre kovaladığı görülüyor. Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, takip ettiği HA'nın el çantası ve içerisinde 720 TL parası bulunan cüzdanını kapkaç yaparak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asal Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amiri ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelenirken olayın şüphelisinin HÖ olduğu tespit edildi. HÖ, yan kesicilik dolandırıcılık büro amiri ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde HA'nın çantası ve cüzdanını alan HÖ'nün kaçtığı sırada naylon çanta içerisindeki cüzdanı aldıktan sonra çantayı attı ve HA'nın ise HÖ'yü bir süre kovaladığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama bırakıldı. Hizmetlerini sadece insana yönelik değil tüm canlıları da kapsayacak şekilde yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, bu anlamda kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları da gözeterek onların yem ihtiyacını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kış döneminde gerek merkezde gerekse ilçelerde kullanılmak üzere, aralarında kuş, kedi ve köpek yemleri olmak üzere 203 beslenme noktasında 25 ton yemi sokak hayvanlarının istifadesine sundu. Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini sadece insanların konforu ve güvenliği bağlamında değil, diğer canlıların da yaşamdan kaynaklanan hakları dolayısıyla hizmet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına el uzatarak onların beslenme ihtiyacını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi sadece beslenme değil, hayvan barınakları ile de sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, açılışı yapılan kütüphaneleri ziyaret ederek gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkan tanıyan akıl küpü çalışma istasyonlarını hizmete açtıklarını söyledi.
Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, ihtiyaç olan yerlerde akıl küpü çalışma istasyonlarının yapımının devam edeceğini söyledi. Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimiz kafeteryaları ile sosyal tesis gibi hizmet vermeye başladı dedi. İldem'de yeni açtığımız sosyal tesis, üst taraf gördüğünüz gibi burası ders çalışma alanı kütüphanemiz, alt taraf kafeteryamız. Bunun gibi şu anda tam 8 tane farklı kütüphane İnşallah açılışını hazırlıyoruz. Çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah bu kayıt süreci bittikten sonra sessiz güzel bir şekilde burada çalışacaklar. Amacımız şehir merkezinin haricinde mahallelerimizde kütüphane oluşturarak bu gençlerimizi mahallelerde tutmak ve ailelerinin göz önünde çalışmalarını güvenli, temiz, hijyen ortamlarda sağlamak. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimize elimizden geldiğince destek veriyoruz. Onların iyi yetişmesi bizim için son derece önemli. Bunlar yetişirken de mekanlar önemli. Mahallelerde açacağımız bu kütüphaneler inşallah gençlerimizin geleceğe hazırlanması açısından güzel tesisler olacak. Hayırlı olsun diyorum. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayan Yenişehir Mahallesi'ndeki sosyal tesisi ziyaret edip kursiyerlerle bir araya geldi. Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan Koca Sinan Akademi'yi ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar, kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerle sohbet etti. Kadın elbise dikimi, amigurumi, iğne oyası, okuma yazma ve dekoratif ev aksesuarı kurslarında el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çolak Bayraktar, kısa zamanda ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirtti. Hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Tesisi buraya açmakta pandemiden dolayı birazcık süre uzamıştı ama şimdi geldiğimiz noktada demek ki doğru bir iş yaptığını gördük. Bizim bütün akademilerde de, Kocasının akademilerde, başka yerlerdeki akademilerde de 3 aşağı 5 yukarı manzara hep böyle. Ki ilk kurulduğundan mesela 405 yıl devam edenler var. Burak yeni olmasına rağmen orada da 4-5 yıllık tesislerde bile aynen rağbet devam ediyor. Size kolaylıklar diliyoruz. Kursiyerler ise tesiste almış oldukları eğitimle ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. Sağ olun başkan, buraya ikramlar verdiğiniz için çalışanlarımız çok iyi. Çok teşekkürler ederiz. Evet. Ağzınıza sağlık. Daim yoksun inşallah. Size sağlıklı, sıhhatli, hayırlı günler diliyoruz. Memnunsunuz yani. Evet, çok memnunuz yani. Çok memnunuz. Özellikle çalışanlarından çok memnunuz. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizde. Hocalarımıza da. Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bahçeci tarafından Mevlana Mahallesi'ne yapılacak olan cami, Kur'an kursu, kütüphane ve şadırvandan oluşan külliyenin protokolü imzalandı. Başkanlıkta gerçekleşen imza törenine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe müftüsü Bünyamin Turgut ve hayırsever Abdullah Bahçeci katıldı. Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı ile Şehit Fatih Duman Sokak arasındaki 2500 metrekare alanda yapımı gerçekleşecek olan külliye, içerisinde cami, Kur'an kursu, kütüphane ve şadırvan olarak hizmet verecek. 800 metrekare alana oturumu planlanan dini tesisle bölgedeki 12 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok yönlü kompleksle ilgili şöyle konuştu. Camimiz aynı anda 1000 kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edilecek ve proje kapsamında yer alan Kur'an kursu ile kütüphanemizde bölge sakinlerimizin ihtiyaç duyacağı, her türlü gereksinimleri düşünülerek eksiksiz bir şekilde tasarlanacak. Allah hayırseverimizden razı olsun. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun. Cemaati bol olsun dedi. Konuşmaların ardından tesisin protokolü imza altına alındı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tomarza-Tufanbeylik Karayolu'nda kar küreme ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş ile Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvatköy arasında yaklaşık 5 kilometrelik karayolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 Ocak tarihinde araç trafiğine kapanmıştı. Metrelerce kar kalınlığı olması nedeniyle zorlu yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karayollarına ait kar püskürtme iş makineleri yardımıyla metrelerce yükseklikte karlar ise ana yol üzerinden temizlenmeye devam ediyor.
Kayseri'de bir AVM'de bir grup ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı. Bıçağın da kullanıldığı kavgada bir güvenlik personeli yaralandı. Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri olan Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde bir grup ile güvenlik personeli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle güvenlik personelleri ile grup birbirine girdi. Bıçağın da kullanıldığı kavga sırasında AVM'de bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda yaralanan bir güvenlik personeli çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise AVM'de güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DeneyUp Türkiye 3. faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavı ile devam ediyor. Ülkemizin teknoloji alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde 81 ilde 100 DeneyUp teknoloji atölyesi kurulmasına yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edildi. Türkiye'de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile DeneyUp Türkiye projesi hayata geçirildi. Programın ilk etabında 12 ilde, ikinci etabında ise 18 ilde eğitimlere başlanmış oldu. Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecekler. Atölye programları ortaokul düzeyinde hali hazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8, 9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap etmekte. Kayseri'de açılacak olan DeneyUp teknoloji atölyelerine öğrenci kabulü 2 aşamalı seçme süreci sonunda yapılacak. Sürecin ilk aşaması olan e-sınava 2434 başvuru alındı. E-sınav 11 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleşti. İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 870 aday 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan sınava katılacak. Sürecin sonucunda adayların e-sınav sonuçlarının %70'i ve uygulama sınavı sonuçlarının %30'u alınarak Kayseri'de 320 öğrenci seçilmiş olacak. Ayrıntılı bilgiye www.deneyaptürkiye.org internet adresine ulaşılabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karaeli ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas Gençlik Merkezi'nde yapılan DeneyUp uygulama sınavını ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Erciyes Dağı'nın eteğinde Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri üçgeninde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda kamış biçenlerin sayısı azaldı. Manyas Gölü Kuş Cenneti'nden sonra Türkiye'nin en önemli ikinci kuş cenneti konumundaki Sultan Sazlığı Milli Parkı su kuşlarına ev sahipliği yaparken bölge halkı içinde gelir kapısı olmaya devam ediyor. Su içinde kendiliğinden yetişen kamış bitkisini Kasım'dan Şubat ayı ortalarına kadar kesen vatandaşlar bunları işleyerek hasır haline getiriyor. Kamış balyaları Mersin Limanı üzerinden Hollanda, Almanya ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kamışların bir bölümü ise Türkiye'de sahil bölgelerinde ve Kapadokya'da hasır şemsiye, kamelya gibi objelerde değerlendiriliyor. Sultan Sazlığı'nda yılda ortalama 800 bin balya kamış hasadı yapılıyor. Son günlerde kamış ihtiyacı artarken Sultan Sazlığı'ndan kamış kesenlerin sayısının ise düştüğü belirtildi. Ekmeğini kamıştan kazanan Atalay Atasoy, zahmetli bir iş yaptıklarını belirterek her geçen gün kamış biçenlerin sayısının düştüğünü söyledi. Kayseri Yeşilsar Ovaçlık Mahallesi'nde oturuyorum. İsmim Atalay Atasoy. Sultan Sazlığı kenarında bir küçük köyde yaşıyoruz. Yıllardır bu köyün içerisinde ve yaşamın bir parçası olarak, ekosistemin bir parçası olarak içinde bulunuyoruz. Sultan Sazlığı önemli bir sulak alandır. Sultan Sazlığı Afrika'dan gelen kuş yolunun Avrupa'ya ve Asya'ya ayrışan nokta. Aynı zamanda 300'ün üzerinde kuş türü bulunuyor. Sultan Sazlığı'ndaki sazlıklar, Kasım 1 ve Ocak 1 arasında Milli Parklar tarafından kesim izniyle yapılıyor. Ve bu ekosistemin bir parçası olarak bu sazlıklar kesildikten sonra içindeki yaşam alanı açılıyor. Eğer sazlık kesilmezse içindeki yaşam alanı daralıyor. Ve bu içindeki sazlıklar kesildikten sonra canlı kuşlar yaşama için içindeki üreme alanları daha genişlediği için nefes bir alana nefes alıyorlar. Ve içinde bazı dönem dönem zon bölgesi dediğimiz bölgeler var. Kuşların yaşam alanı içine yaklaşılmıyor. Ve
Sultan Sazı'ndaki bu sazlıklar kesildikten sonra Avrupa'ya ihraç oluyor. Hollanda, Almanya, Fransa ve buna benzer farklı farklı ülkelere ihraç oluyor ve ülkemize gelir geliyor. Buna benzer farklı diğer kamışlarda hasır ve şemsiye, kamelya, buna benzer farklı farklı turistik bölgelerde, sahil bölgelerinde, aynı zamanda Kapadokya'da değerlendiriliyor. Bölgede kamış biçimi yapan Sabri adı güzelde, ancak artık bizden başka burada kamış biçen kalmadı. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bu geleneğe sahip çıkılması ve teşvik edilmesi gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak alan olarak da ilan edilen Sultan Sazlı Milli Parkı'nda 300'den fazla kuş türü bulunuyor. Yeni nesil soba olarak bilinen peletli sobalar tasarruf sağlarken zahmeti de ortadan kaldırıyor. Kayseri'de 20 yıldır sobacılık yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, peletli soba hem tasarruflu hem de pratik bir soba dedi. Şekliyle ve yakıtıyla dikkat çeken peletli sobalar vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Kömür ve peletin ton fiyatının yarı yarıya olmasından dolayı vatandaşlara peletli soba daha cazip geliyor. Hem yakıtın daha ucuz olması, hem duman miktarının az olması, hem de neredeyse hiç kül çıkarmamasından dolayı peletli sobalar rağbet görüyor. Sobacı Mustafa Emre Kocabaşoğlu, kömürlü sobalara nazaran peletli sobaların yakıt konusunda %50 oranında avantajlı olduğunu söyledi. Sobalarımız yeni nesil olaraktan kömürlüden ziyade ağırlıkta odunlu ya da peletli olaraktan devam ediyor. Pelet dediğimiz sistem sıkıştırılmış talaş, odun talaşı. Sistem olaraktan bu tür sobalarımızda haznesine peleti dolduruyorsunuz. Kendi kendine az az alaraktan yakıyor. Hem tasarruf konusunda ideal, hem görsel konuda ideal ve pratik. Örneğin sabah doldurduğunuz pelet akşama kadar yavaş yavaş yanıyor. Tasarruf konusunda da güzel, görsel konuda da güzel. Kömürle kıyasladığımız zaman örneğin kömürün ton fiyatı 4.000-4.500-5.000 ortalamasında. Peletin ton fiyatı 2.500-3.000 ortalamalı fiyatları. Yani yer yer ya diyebiliriz yaklaşık olarak. Artı çevreci, yani karbon salınımımız çok düşük. Odun yaktığımız için, yani odun talaşı sonuçta. Çevreyi de kirletmiyor. Bacaları, boruları, sobaları doldurmuyor. Temizliği pratik, rahat. Yani o konuda avantajlı. Kolaylık olaraktan şöyle, zaten peletin üzerine belli oranda jel olabilir, çıra olabilir. Bu tür şeylerden sıkıyoruz. Sadece onu tutuşturuyoruz. O komple peledi yakıyor. Zaten sabah yaktığımız zaman, bir kereyle yaktığımız zaman peledi bitmediği süreçte sönmüyor. Sürekli devam ediyor. Karabaşoğlu, peletli sobaların fiyatlarının ürünün yapım kalitesi, cam büyüklüğü ve ürünün sağlamlığı olarak ortalama 2-3 bin TL'den başladığını, modeline göre de 5-6 bin TL dolaylarına kadar çıkabildiğini dile getirdi. Bunların tam otomatik dediğimiz, yani ateşlemesini bile kendinden yapan modellerimiz var. Onların da imalatçısıyız. Kalorifere bağlanan modelleri var, onları da imal ediyoruz. Onlar da yaklaşık olarak otomatik dediklerimiz 13 binden başlıyor. Kalorifer tesisatına bağlananlar hemen hemen 18-19-20 bin liradan başlıyor. Modeling ve fiyatı yükseliyor. Yani biliyorsunuz Avrupa'da kullanılan ağırlıktaki malzeme pelet ya da odun. Türkiye'de de aynı şartlar sağlanıyor şu an. İşte farklı türlerde, farklı şekillerde, işte S şeklinde, 5 şeklinde ya da şömineli türde odun ve pelet sobalarının gelişimi çok hızlı. Yani İnsanlarımızı pelet ve odun yakmaya teşvik edebiliriz. Çünkü çevreyi kirletmiyoruz. Sobaya göre ısısı aynı diyebiliriz. Yani odunun kalorisini sonuçta kullanıyor. Odunun kalorisiyle eşler. Bugün odunla yaksanız, peletle yaksanız hemen hemen aynı kaloride, aynı kahvada güç alıyorsunuz. Kömür, odun, pelet aynı diyebiliriz. Sırada bölge turu var. Çevre illerde öne çıkan haberleri getiriyoruz ekranlarınıza. Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde kuş cenneti olarak da bilinen buzla kaplı Tödürge Gölü'nde kırılması zor bir dünya rekorunu imza atmak için deneme antrenmanı yaptı. Erken, buzla kaplı göle girip buz kütlesi altında yatay dalış gerçekleştirdi. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen antrenman izleyenlerin içini dondurdu. Profesyonel dalgıçlar dışında hiç kimsenin buzun üzerinde çıkmasına izin verilmedi. Deneme antrenmanı beklentilerin üstünde oldu. Birgül Erken yaptığı açıklamada Sivas'ta dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir buzaltı dalış lokasyonu keşfettiğini belirtti. Sivas Zara'dayız. Zara'nın meşhur balığıyla dalışa başlıyoruz. Tödürge Gölü'nde buz altına dalacağız çünkü önemli bir dünya rekoru, Guinness dünya rekoru için. Burada bir buz lokasyonu, buzaltı dalış lokasyonunu
keşfettik diyebilirim serbest dalış anlamında. Çünkü dünyada dalışların yapıldığı lokasyonlara çok benzer ve daha da güzeli, daha da uygun hale gelebilecek bir cevher var elimizde. Tödürge Gölü var ve biz burada bir dünya rekoru kırmayı, Guinness Dünya Rekoru yatay olarak kırmayı hedefliyoruz. Rekorun denemesini gerçekleştirdik bugün. Yani teknik olarak altyapıyı hazırladık ve gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir. Erken gerçekleştirdikleri antrenman sonrası Rusya'da planladıkları rekor denemesini Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdiğini ifade etti. Başlangıçta gerçekten şeydi, üşür müyüm? Çünkü benim için de bir ilkti bu. İşte soğuktan nasıl hisler gelecek, tamamlayabilecek miyim parkuru diye düşünceliydim. Ama hızlı bir şekilde adapte oldum. Ekip arkadaşlarım Kayseri'den geldiler, güvenlik ekibi. Ve Turkuaz Doğa Sporları Dalış Merkezi olarak bana destek oldular. Burada bir rekor olacak, öyle görünüyor. Yoksa Rusya'da yapılacaktı, Moskova'da yapılacaktı bu rekor. B planımız Moskova. Ama güzel ülkemizde yapmak tabii ki ilk tercihimiz. Oldurmaya çalışıyoruz. Erken bir daha Türkiye'den alınamayacak bir rekor kıracağını ifade etti. Kar yağışıyla birlikte metrekareye düşen su miktarında da önemli artış oldu. Ocak ayında yağan yoğun kar yağışı sonrası kar suyu seviyesiyle 60 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Nevşehir'de son yağışlar sonrası 60 yıllık kar suyu miktarı yıllık ortalamada metrekareye 34.6 kilogram düşerken sadece bu yıl Ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü. Nevşehir Valiliği Meteoroloji Müdürü Süleyman Ata yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Nevşehir bölgesinde bu yıl karşılaştığımız yağış ve kar değerleri uzun vadeli değerlendirmelerimize kıyasladığımız zaman kar yağışı için son 45 yılın en yüksek kar yağışını kar yağışına meydana gelen su yağış miktarını da hesap ettiğimiz zaman son 60 yılın en yüksek değeri olarak söyleyebiliriz. Bu değer uzun yıllara bakıldığı zaman kar suyu yağış miktarı 34.6 kilogramlık bir yağışa karşılık gelmekte. Şu Ocak ayı için bu değer 44.0 kilogramlık bir yağışa karşılık gelmektedir. O yüzden miktarlarımız kıyaslandığı zaman hemen hemen ikiye katlayabileceğimiz bir yağış miktarı olarak söyleyebiliriz Ocak ayı için. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişindeki Tabiat Müzesi'nde keklik, tilki, karaca, flamingo, ayı, ördeğin yanı sıra 22 tahnit hayvan ve bunların yaşam alanları müzede canlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Tabiat Müzesi'nde hayvanların ekosistemleriyle birlikte anlatıldığını söyledi. Tabiat Müzemizdeki hayvanlar da ekosistemleriyle beraber anlatıyoruz. Buradaki sistemlerin tamamı İlmek ilmek dokunarak hayvanların yaşam alanındaki orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde insanların hizmetine sunulmak üzere yapıldı. Müzemiz yaklaşık 2 yıldır ziyarete açık olup pandemi dolayısıyla okullarımızdan fazla ziyaretçi alamadık. Daha sonraları grup halinde gelmeye başladılar. Grup halinde, bireysel olarak, topluluk halinde Aşıkpaşa Tabiat Parkı ile beraber bütün olarak ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Biz buradaki müzede insanlara anlatmak istediğimiz şu. Tabiattaki görebileceğiniz hayvanları her tabiata çıktığınızda anda göremeyebilirsiniz. Burada tabiattaki yaşayan hayvanların yaşam şekli, beslenme alışkanlıkları, korunma dereceleri, ondan sonra hayvanlarla ilgili yaşam sürüveninin ekosistemleriyle, yaşam alanlarıyla beraber anlatmaya çalışıyoruz. Burada koruma altında olan türler var. Mesela karaca, toy kuşu. Bunlarla beraber avına izin verdiğimiz, kanuni ölçüde izin verilen, 4915 sayılı kara avcılığı kanununda izin verilen hayvanlar var. Burada ziyaretçi tanıtım merkezimizin içerisinde bir de konferans salonumuz var. Bu müzeyi gezdirmeden önce de yaban hayatıyla ilgili, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ile ilgili, ülkemizin korunan alanları ile ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz. Müze alanını gezen Abdullah Soylu, kendi gezdikten ve bilgilendikten sonra da çocuklarını getirerek yaban hayatı hakkında bilgilendirme aldığını söyledi.
Gerçekten çok güzel yapılmış. Ziyaret ettim, çocuklarımı da getirdim. Onlar da küçük çocuklar, çocuklarım da çok beğendiler. İlk kez müzeyi gezen Şakir Çetin ise alanın kendisine neden doğayı sevmesi gerektiğini aşıladığını aktardı. Çekerek ilçesi Koyunculu köyünde eşi Mehmet Zergin ile yaklaşık 10 yıldır büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Tuğba Zergin hayvanlarına sevgiyle yaklaşıyor. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan Zergin çifti vakitlerinin büyük bir bölümünü hayvanlarına bakarak geçiriyor. Buzağlarının bakımı ile yakından ilgilenen Tuğba Zergin sabah erken saatte diğer hayvanların bakım işlemini tamamladıktan sonra Başkan, Aykız, Yağmur, Pamuk, Yıldız ismini verdiği buzağların bakımlarıyla uğraşıyor. Aynı zamanda sütten yararlandığımız gibi hayvanlarımıza, buzağlarımızdan da yararlanıyoruz. Buzağlarımız aynı kendi evlatlarımız gibi. Başkan, ismini Başkan koyduk ilk buzağı olduğu için. Bu kılıcı buzağlar, bunun adı Yağmur, bunun adı Pamuk Kız, Aygız, Yıldız, kendi evlatlarımız gibi. Ahır temizliğini yapan Zergin, daha sonra buzağların sabah, öğle, akşam yemlerini veriyor ve onlarla sevgi göstererek zaman geçiriyor. Son 50 yılın en iyi kar yağışını aldığı Aksaray'da bu mevsim yağan kar hem tarım ve hayvancılıkta hem de kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan barajlara umut oldu. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve hem tarımsal sulamanın hem de içme suyunun temin edildiği tek baraj olan Mamasın Barajı 160 milyon metreküp kapasitesiyle sadece %20 oranında dolu. Son yılların en düşük su seviyesine inen ve adeta kurumakla karşı karşıya kalan Mamasın Barajı'nın tek umudu bu mevsim yağan kar oldu. Yetkililer yağan karların erimesiyle su seviyesinin ciddi anlamda yükselmesini beklerken buz tutan ve üzeri kısmen karla kaplı olan Mamasın Barajı karların erimesini bekliyor. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yağan karın Aksaray'a ve tarım üreticilerine umut olduğunu ifade etti. Şu anda Aksaray Mamasın Barajı'ndayız. İlimizin tek büyük barajı. Mamasın Barajımızın kapasitesi 156 milyon, 160 milyon civarı. Şu anda doluluk oranı da %20 civarında doluluk oranı var. Tabii yağan karlar üreticimize, Aksaray'ımıza umut oldu. İnşallah yüksek kesimlerde bundan sonra eriyecek karlar barajımızı istediğimiz seviyeye getirecek. Bununla da tarımsal sulama olsun, içme suyu olsun. İnşallah 2022 yılında sıkıntı çekmeyeceğimize inanıyoruz. Koçak, Aksaray'da en son 1970 ve 74'lü yıllarda ciddi kar yağışının yaşandığına ve neredeyse son 50 yıldır böyle bir kar yağışının gerçekleşmediğine dikkat çekti. İlimizde son 50 yıldır bu şekil bir kar yağmamıştı. 1970 yıllarında, 74 yıllarında il merkezinde 40 santimdi. Bu senede 45 santim civarında il merkezinde, ovada ama yüksek kesimlerde de 1 metreye yakın karımız var. Bu karlarda inşallah eridikçe yeraltı suyumuz olsun, barajlarımız olsun, ciddi şekilde biz bu konuda su seviyesinin yükseleceğini bekliyoruz. Radyo Plus günün gelişen spor haberlerini sunar. Evet sayın seyirciler, gündeme yansıyan gelişmelerle karşınızdaydık. Şimdi ekranlarınıza spor haberleri ve hava durumu gelecek. Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. Spor Toto Süper Ligi 25. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayseri Spor'da teknik direktör Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu müsabakadan önce Fenerbahçe ile bir kupa müsabakası oynadıklarını ifade eden Karaman, ondan önce bir Hatay Spor maçı ve 3 gün sonra kupa maçı, sonrasında Galatasaray müsabakası oynadık. Böyle maçları 3 gün arayla oynamak kolay değil şeklinde konuştu. Çünkü Fenerbahçe maçında işte bir kırmızı kart gördük. Uğur yok. Abdülkadir Parmak sakatlandı, oynayamadı. Mane de pozitif oldu. Onu da gönderdik. Diğer oyuncularımızı çağırdık. Gribal enfeksiyonu olanlar, Gavranoviç, kaleci Lung, Gökhan. Çünkü ısınırken de Emrah gitti. Dolayısıyla oyuncu kadrosuyla birlikte başlarken Skarogere 1-0, 0-0 veya mağlup duruma düştüğünüzde
banktan atacağınız oyuncu grubunda eksik kaldık. Zaten bir kişi de eksik yazdık. Dolayısıyla böyle bir maç. Çünkü 90 dakikayı kendi takım adına eleştirecek veya daha geliştirecek, daha iyi yapacak pozisyonlarımız var. Deplasmanda Galatasaray'ın bulunmuş olduğu durum, içeride iyi bir taraftar var, bir çıkış arıyorlar. Strateji anlamında baktığınızda da çok zor bir maç. Bir puandan ayrılmak iyi. Belki son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi veya kalecimizin çıkardığı birkaç tane top var. Şimdi biz hafta sonu oynayacağımız maça fokus oluyoruz. Soru var mı? Evet. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Pazartesi günü sanıyorum İstanbul'a geldiniz ve şu anda cumartesi gecesindeyiz. Fenerbahçe maçı sonrasındaki çalışmanızı nasıl yaptınız? Gerek fiziki şartlar, gerek mental şartlar, sonra gelen Mehmet İyam gibi oyuncular. Salı akşamından bugüne kadar geçen hazırlık sürecini merak ediyoruz. Şimdi evet, aslında Hatay maçı da ona bağlantılı. Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Profesyonellerine, başkanlarına, bize tesislerini açtılar. Fenerbahçe'de 50 dakika bir de 10 kişi oynadık. Ya arkadaşlar, bunlar mazeret değil ama bazı oyuncuları gördüğünüzde, ben özellikle ikinci yarı oyuna soktuğum oyuncuda da var. Fiziksel anlamda bir şey alamıyorsunuz. Onları alsanız farklı bir oyun ortaya da çıkabilir. Antrenman temposunu düşürdük. Biraz daha taktik ağırlıklı çalıştık. Galatasaray'ın son oynamış olduğu maçlarda yeni gelen teknik adamın farklı şeyler uyguladığını gördük. Bugün de mesela bazen beklerin içeri girişi, diğer adamın defansın arkasına koşmaları, ters toplar. Yani Galatasaray takımı da bir şey geliştirmeye uğraşıyor. Gözüküyor, bir şeyler var. Dolayısıyla biz takımı dinlendirirken ben Tiam'ı oynatmayı düşünüyordum. Ama Tiam 4 gün uyku uyumadım deyince hafif biter idmandan sonra bankta tuttuk. Mesela Mustafa'yı oyundan alırken lig maçı, Fenerbahçe maçında 45 dakika üst düzey bir efor. Burada da normalde bir 10-15 dakika daha bırakabilirdim. Gavronovic'le hamle yaparak diri adamlarla oyuna devam etmeyi düşündük. Ama tam takımı istediğimiz gibi dinlendiremedik. Kolay değil. Mesela Galatasaray kupa maçı oynamadı. Bunu derken de Galatasaray'ı eleştiri anlamında değil. Farklı olabiliyor kupa maçı oynamadığında. Takıma mesela kornerlerde duran toplarda daha yoğun bir çalışma yapabiliriz. Bu defans anlamında, hücum anlamında. Yapamadık, zaman yok, süreç yok. Böyle geçirdik. Hocam iki maç sonunda TV bu Metin Pekkan. İki maç sonunda İstanbul'dan aslında istediğinizi alarak dönüyorsunuz ama bir İstanbul serüveniniz daha olacak. Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la çeyrek finalde eşleştiniz. Tabii daha uzun bir süre var mücadeleye ama bu maç hakkında, eşleşme hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi niye içeride oynamadık onu düşünüyorum. Ya niye içeride çekmedik onu düşünüyorum. Çünkü yani kupa Fenerbahçe deplasman, ondan sonra Beşiktaş deplasman, sonraki rakip Trabzon. Bari finali de Brezilya çekselerdi de öyle oynasaydık. Yani ben bu maçı içeride oynamayı düşünürdüm. Ama oynayacağız yani, bu maçta oynanacak. Oraya geldiğinde konuşacağız bunu. Ferhat Kızıltaş, TRHaber.com. Hocam Fenerbahçe maçından sonra bugün de 22 yaşında bir kaleciniz Bilal harika işler imza attı bugün. Sezon başında Doğan Alemdar'ı Fransa'ya göndermiştiniz. Dün de hatta Paris Saint-Germain'e karşı oynayan ilk Türk kaleciydi yanlış hatırlamıyorsam. Bilal'i bu maçı nasıl hazırladınız? Maçtan sonra yanına gittiniz. Özel bir konuşma geçti galiba orada. Kendisini şu an nasıl görüyorsunuz? Çok net. 3 sezon önce Doğan Kayseri'deydi. Dün Mbappe Messi'ye karşı oynuyor. Bilal dedim, krizler fırsat yaratır. Fenerbahçe maçını oynadı. Bak, 3 sezon önce arkadaşın Doğan burada çalışıyordu. Bir yere gelmek için uğraşıyordu. Ama bugün Paris Saint Germain karşısında Messi'ye karşı, Mbappe'ye karşı oynuyor. Çık, bu krizi fırsata çevir dedim. O da iyi bir maç çıkardığına inanıyorum. Bir iki pozisyonda belki daha gelişecek, tecrübe kazanacak. Ama iyi bir maç çıkardı. En azından kaleci konusunda problemimiz olmadığını gösterdi. Bununla birlikte kafamızda soru işaretleri oluşturdu. Yani hafta sonu oynayacağımız maçta aslında sporcuların yapması gereken tek şey o. Hocanın kafasını kurcalayacaksın. Al işte, kurcaladı. Evet.
Serdar Kelleci, Aspor. Ya Türkiye'de oyunun temposundan hep dem vuruyoruz. Oyunun temposu çok düşük diyoruz. Bununla ilgili oyuncuların özellikle yerde yatma alışkanlığı ile ilgili oyunun topun oyunda kaldığı süre çok fazla düşüyor. Bununla ilgili neler yapılabilir Türk futbolunda? Çok doğru. Evet, zaman zaman oyuncular yorulduğunda veya skoru tutma adına yapıyor. Antrenmanlardaki ve oyun içindeki parolamız şu, benim parolam. Topu yaşat, topa hayat ver. Bu demek ki oynayacağım. Şimdi topçu oyuncu alıyor, bir istop ediyor. Oyunun hızı kesiliyor. Yanındakine veriyor, o da bir de istop ediyor. Sağa sola bakıyor. Üçüncü de bir çalım atayım diyor. Halbuki oyna, oyna, boşa çık, boştaki adamı bul. Topa hayat ver. Yani parolamız bu. Bütün hedeflerimden biri de topa hız kazandırarak, oyuncularımın kafasında farkındalık yaratarak bu oyun modelini yerleştirebilmek. Ama bu bir süreç. İşte değişen oyuncu oluyor, yeni gelen oyuncu oluyor. Bir gruptan bir çok antrenman yapmak gerekiyor. Bu sadece oyuna hız kazandırma değil. İşte boş alan yaratmada, boşa çıkmada, kaliteli pasın şiddeti veya duran toplar, atılan taçlar. Ne diyoruz diğer bir konuda? Duran topları iyi değerlendir. Bazen taçlar, kornerler, oyuncular şey bakıyor. Korner atıyoruz. Halbuki korner, taç, duran toplar çok iyi değerlendirilmesi gereken bir pozisyon. Mesela maçın bir tanesinde müthiş bir sola döndük. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Tiyan mı neydi yani? Tık tek toptan atağa gittik. Hep bunlar oyunun hız kazanması, oyuna renk verecek diğer parametreler. Sarı Kırmızıların birinci kalecisi Silvia Lung'un gribal enfeksiyon geçirmesi, ikinci kaleci Cenk Gönen'in de koronavirüs sebebiyle karantinada olmasıyla hafta içi Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası son 16 tur maçında ve Galatasaray ile oynanan lig maçında kaleye Bilal Beyazıt geçti. Galatasaray Kayserispor kalesine 7 isabetli şut atarken 1 gol kaydetti. Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, müsabaka sonrası 22 yaşındaki genç kaleciyi tebrik etti. Karşılaşma sonrası açıklama yapan genç kaleci Bilal Beyazıt, "Lung uzun süredir Türkiye'de. Lung benimle sürekli konuşuyor. Lung'dan Allah razı olsun." diye konuştu. Kayserispor formasıyla 3 maça çıkan Bilal Beyazıt, kalesinde 1 gol gördü. U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 18. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı Kırmızılar, İstanbul Florya Metin Oktay tesislerinde oynanan karşılaşmada rakibiyle berabere kaldı. Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Sarı Kırmızılar, 45. dakikada Berkan Aslan ve 64. dakikada Arif Kocaman'ın golleriyle sağdan 1 puanla ayrıldı. Yukatel Kayserispor U19 takımı geride kalan 18 hafta sonunda oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlup alırken 13 puan topladı. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup Lideri Talas Gücü Belediyespor ligdeki ilk yenilgisini aldı. Ligin ilk 10 haftasında oynadığı bütün maçları kazanan Sarı Lacivertler, deplasmanda oynadığı Develi Spor maçını 3-1 kaybetti. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup 11. hafta maçında Develi'de oynanan maçta Bayram Ekrek ve Melihşah Aslan'ın gollerine engel olamayan Talas Gücü Belediyespor, Muhammed Özdemir ile gol bulmasına rağmen skoru lehine çeviremedi ve sahadan mağlup ayrıldı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B grubu 11. hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Fatih Karagümre'ye 8-1'lik sonuçla mağlup oldu. Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Sera Style OSB Teknik Koleji ligin 17. haftasında Adana'da oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'u 3-0 kaybetti ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Müsabakaların önemli olduğunu belirten İl Müdürü Kabakçı, ilimizde ve ülkemizde sporun gelişimi açısından bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Analik projesini çok önemsiyoruz. Bu müsabakalarda spor yapmanın keyfini, müsabaka heyecanını yaşayan ve tecrübe kazanarak kendini geliştiren sporcularımız bir sonraki aşamada ilimizi temsil edecekler. Müsabakalarda ter döken, mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz dedi.
gelişen spor haberlerini sundu.